Dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Videoyu sonuna kadar izlemeyi ve like atmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hepinize iyi seyirler. Beşiktaş'ta devam edelim Süper Lig'den haberlerimize. Beşiktaş'ta teknik direktör arayışları sürüyor. Yerli isimler arasında en ciddi aday Şenol Güneş. Beşiktaş Sportoto Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldı. Son 7 lig maçında bir kez kazanan siyah beyazlı ekip lider Trabzonspor'un 17 puan gerisinde. Ancak futbolcuların derbideki isteği ve oynadıkları futbol camiadan geçen not aldı. Perşembe günü Göztepe'ye konuk olacak Beşiktaş'ta takımın başında yine Önder Karaveli olacak. Siyah beyazlı ekip Karaveli yönetiminde çıktığı ilk maçta Yukatel Kayseri Sporu 4-2 mağlup etmişti. Sergen Yalçın'dan boşalan teknik direktör koltuğu için birçok isimle temasa geçilmesine rağmen şu ana kadar istenilen sonuca ulaşılamadı. Yönetim bundan sonraki süreçte aceleci davranmayacak. Türk ve yabancı teknik adamlar için girişimlerine devam eden yöneticiler projesine inandığı ismi takımın başına geçirecek. Yerli isimler arasında en ciddi aday Şenol Güneş. Ancak yabancı teknik direktör arayışları da devam ediyor. Beşiktaş yönetimi genç, iletişimi kuvvetli, sağ için odaklanan ve bilime önem veren bir çalıştırıcı istiyor. Gazete başlıklarına bakalım Beşiktaş'la ilgili neleri paylaşmış. Gazeteler fanatik Beşiktaş sayfasında Karabeli ile yola devam başlığı atılmış. İki başlık var onları da okuyacağım. Kayseri mücadelesinde yaptığı iki kritik değişiklikle takıma zaferi getiren Önder Karabeli derbide de ezber bozup Josef'i 8 numaralı oynattı. Sambacı attığı iki golle Kadıköy'de bir puanı getirdi. Yönetim her hareketiyle güven veren Karabeli ile ilk yarayı tamamlamayı düşünüyor. Ee, hocayla e, yola devam şeklinde bir yine dediğimiz gibi başlığı okuduk. Detayları da yine e, ikinci bölümde eğer süremiz kalırsa yer veririz ama şu anda yönetimin hoca olan güvenci tam göztepe mesaisi bugün başlıyor. Takım hazırlıklarına bir bakalım. Spor Toto Süper Lig'de 17. haftayı 2-2'lik Fenerbahçe beraberliğiyle tamamlayan Siyah Beyazlılar teknik sorumlu Önder Karaveli'nin kararı sonrasında da dün günü izinli geçirdi. Perşembe günü evinde Göztepe'yi ağırlayacak olan Karakartal bu mücadele için hazırlıklarına bugün başlayacak Önder Karaveli yönetiminde yapılacak antrenman saat 12'de başlayacak. Bahşuay'ın bazı açıklamaları var. Özellikle derbi mücadelesindeki bir pozisyonla ilgili. Gol oldu sandım başta atılmış. Karakartal'ın yıldız golcüsü Mişi Bahşuay'ı önceki gün oynanan Fenerbahçe derbisinde direkleri geçememişti. Özellikle oyunun son anlarında bir topu direkten döndükten sonra Belçikalı forvet bu anları maç sonunda takım arkadaşlarına son dakika içindeki pozisyonda topa vurduktan sonra gol oldu sandım. Yan direkten ses gelince donup kaldım üzüntülüyüm ifadelerini kullandı maç sonunda da Önder Karaveli oyuncusuna ya olmadı şeklinde bir böyle bir e, mimi vardı, jesti vardı. Onu da görmüş olduk. Beşiktaş yeni hocasıyla transfer operasyonuna girişecek. Süper Süperlikte ve Şampiyonlar Ligi'nde alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Sergen Yalçın'la yollar ayrılmış takımın başına geçici olarak Önder Karaveli getirilmişti. Altyapı antrenörü Önder Karaveli ile devre arasına kadar yola devam etme kararı alan Beşiktaş da yeni hoca için arayışlar sürerken bir yandan da takım yapılacak takviyeler planlanıyor. Sezon içinde en çok favorit mevkisinde sorun yaşayan Kartal'ın gündeminde. Trabzonspor'un eski yıldızı Kale Pekuban ile Ukraynalı forvet Artem Dovik var. Dnipro forması giyen 24 yaşındaki Santrafor Antem Dovik bu sezon çıktı 18 maçta 14 gol atarken 5 de asist yaptı. 27 yaşındaki Kale Pekuban ise Trabzonspor'un ardından Cenoa'nın yolunu tutmuştu. Ganalı futbolcu 16 maçta bir gol kaydetti. Beşiktaş, Solbek için de transfer yapmayı düşünüyor. Kulüp tarafından henüz belirlenen bir isim ve resmi bir girişim yok ancak gelecek yine hocanın önerileri değerlendirilecek. Josef de Souza'nın 5 maç sonra sözleşmesi uzuyor. Beşiktaş'ın Brezilyalı oyuncusu Josef de Souza, geçen sezon sözleşmesini 1 yılı opsiyonunu 2 yıl uzatmıştı. 32 yaşındaki orta saha oyuncusunun opsiyonu bu sezon 25 maç oynaması halinde devreye girecek. Sezonun geride kalan bölümünde 20 maça çıkan Brezilyalı orta saha 5 maçta daha görev yapması halinde gelecek sezonda siyah beyaz takımda forma giyecek. Souza bu sezon Beşiktaş forması ile çıktı. 20 maçta 3 gol kaydetti. Necip Uysal en az bir ay yok. Fenerbahçe ile oynanan derbi maçta sakatlanarak oyundan çıkan Necip Uysal için açıklama yapıldı. Tecrübeli futbolcunun diz iç yan bağlarında ödem ve kısmi yırtık tespit edildiği belirtildi. Necip yaklaşık bir ay sahalardan uzak kalacak. Beşiktaş'ta Josef'ten Fenerbahçe ile Mesut Özil'e gönderme. Beşiktaş'ın Kadıköy'deki derbide ezeli rakibiyle 2-2 berabere kalmasının yankıları halen devam ediyor. Siyah beyaz yöneticiler hakem Fırat Aydınus'un maçı yönetmediğini sadece idare ettiğini ifade ederken Beşiktaş'ın Brezilyalı adısı Josef de Souza'nın paylaşımı ise güne damgasını vurdu. Daha önce Fenerbahçe forması giyen Josef de Souza 4 3. sayfasının Fenerbahçe'li Mesut Özil'in gol sevinci fotoğrafını elmas emojisi koyarak paylaşmasının ardından karşı bir hamleyle buna cevap verdi. Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisinin en iyisi olan Josef attığı iki gol ve yaptığı açıklamalardan sonra yaptığı paylaşımla da gündeme damgasını vurdu. Maçtan sonra Tanrıya şükürler olsun iyi bir futbolcuyum diyen Josef 4 3, 3. sayfasının Mesut Özil ve elmas emojisi paylaşımına olay gönderme yaptı. Brezilyalı futbolcu Mesut Öven 4 sayfasına kendi gol sevincini ve Joker emojisi bıraktı. Fenerbahçeli taraftarlar Josef'in paylaşımına tepki gösterirken Beşiktaşlı taraftarlar ise oyuncularına sahip çıktılar. Josef'in o sevincinin nedeni de ortaya çıktı. Josef de Souza'nın iki gol sonrasındaki sevinçleri Fenerbahçeli taraftarları bir aylık kızdırdı. Josef'in bu kadar hırslanmasının nedenini ise Ali Koç yönetimine olan öfkesi olduğu iddia edildi. Komolli geldiği ilk dönemde Joseph ve Giuliano'yu hem Koku hem de Ali Koç'un bilgisi dışında sattı. O dönemde Joseph yönetimde görüşmek istedi. Ancak Başkan Koç Komolli'nin tek yetkili olduğunu söyleyerek görüşmeyi reddetti. Joseph'in gol sevinçleri bu nedenle yüksek perdeden yaşadığı ifade edildi. Beşiktaş As Başkanı Emre Koca'da duyurdu. Gelmek isteyen çok. Beşiktaş'ta herkes gündemin bir numaralı maddesi olan yeni teknik direktör kim olacak sorusuna yanıt arıyor. Birçok isimle temasa geçen siyah beyazlar son olarak Bruno Pinheiro ile el sıkışmasına rağmen Portekizli teknik adam sol dakikada çark ettiği için yönetim elindeki diğer adaylarla görüşmelere yeniden başlamak zorunda kaldı. Beşiktaş As Başkanı Emre Kocada da yeni teknik direktör konusunda çalışmalarının devam ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı. Beşiktaş'a gelmek isteyen çok değerli hocalar var. Önemli olan Beşiktaş kulübünün kiminle çalışmak istediği ve gelmek isteyen hocanın bize ne vaat ettiği. Bunları değerlendirmeye devam ediyoruz. En sağlıklı sonucu alacağımızı düşünüyorum. Hoca veya oyuncu konusunda yerli ya da yabancı ayrımı yapmak doğru değil. Beşiktaş'ın oluşturmaya çalıştırdığı projeye uygun bir teknik adam arıyoruz. Önemli olan Beşiktaş'ı taşıyabilecek, ileriye götürebilecek bir hoca bulmak dedi. Yönetici koca da iki haftadır takımın başında sahaya çıkan teknik sorumlu Önder Karaveli için içimizden yetişmiş çok değer verdiğimiz bir isim. İki haftadır güzel bir performans sergiliyor. Bugün itibariyle Önder Karaveli hocamız olumlu mesajlar veriyor. Önder hoca başka bir hoca gelse bile sistemin içinde olmaya devam edecek ifadelerini kullandı.